Müslümanlar için kutsal olan bir şehir Kudüs. Kudüs'ün bağrında barınan ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa. Yıllardır İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak onun yerine kendilerine ait bir tapınak yapmak istediklerine dair İslam dünyasında yaygın bir kanı var. Peki Doğu Kudüs sokaklarındaki İsrailli Yahudiler ne düşünüyor? Because God is going to do it. Bunu Tanrı yapacak. Tanrı mevcut Mescid-i Aksa'yı yok edip onun yerine yukarıdan üçüncü tapınağı indirecek. By God himself. Mescid-i Aksa'nın sadece Yahudilere ait olduğuna inananlar var. Yes. Her şey Yahudilere ait. Çünkü Tanrı dünyayı sadece kendisinin kutsal sevgili halkı Yahudiler için yarattı. Kimi Yahudilerse Mescid-i Aksa'nın sadece Yahudilerin kontrolünde olmasını istemiyor. Ben Mescid-i Aksa'nın tamamen Yahudilerin kontrolü altında olması gerektiğine inanmıyorum. Ancak çok dindar olan kesimler arasında belli gruplar var. Bunlar İsrail'in Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'yı tamamen kontrol altına almasını istiyor. Maalesef bu küçük gruplar hepimizin sesini bastırmak istiyor. Yahudi din adamı Mikael, Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine kendileri için bir tapınak inşa edilmesini savunmuyor. Ben bunu desteklemiyorum. İsrail halkı böyle bir şeyin peşinde değil. Onların barışa ihtiyacı var. Mescid-i Aksa'da Yahudilere ait olmayan bir şey varsa bu bizim için problem değil. Bir Yahudi din okulunda öğrenci ise Mescid-i Aksa'nın yıkılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Mescid-i Aksa'nın yerine inşa edilecek olan tapınağın Mesih'le hazır olarak geleceğine inanıyoruz. Mescid-i Aksa'ya bir şey yapmamız gerektiğine asla inanmıyoruz. Onu yakıp yıkmamız ya da kapatmamız söz konusu değil.